Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hazreti Osman-ı Zinnureyn Hazretleri Mısır'a doğru Hazreti Osman Efendimiz hemen 10 bin kişilik diyor bir ordu hazırladı. Bu orduya peygamber torunları Hazreti Hasan Efendimiz, Hazreti Hüseyin Efendimiz, Abdullah bin Abbas Efendimiz, Hazreti Abbas'ın oğlu, Abdullah bin Ömer Efendimiz, Amr bin As Efendimiz kumandanlık ediyorlardı. Ordu peygamber beldesinden yürüyüşe geçti. Bir nurdan diyor ırmak gibi adeta şevkle çağlıyordu. Allah yolunda cihad etmenin sevinci bütün gönüllere dolmuştu. Ve Abdullah bin Sa'd bin Ser kumandasındaki ordu, Berkaya, Akabe bin Nafi kumandasındaki İslam birlikleri de burada iki bölgeden birden Abdullah bin Serh'in ordusuna katıldı. İleri yürüyüş diyor, devam ediyordu. İslam orduları tekbir sesleriyle gökleri adeta delerek ilerliyordu. Nihayet Afrika'nın en kuvvetli kalesi olan Trablus önlerine vardılar. Ve Bizans ordusuyla karşı karşıya geldiler Hazreti Osman Efendimiz dönemi. Bizans ordusu madde pehlivanlarından diyor meydana gelmiş 120 bin kişilik koca bir orduydu. Karşıda 120 bin kişilik Bizans ordusu Kuzey Afrika'da Trablus'ta. İman ordusu sayıca onlara göre çok azdı. Fakat işte iman gücü tekrar tekrar bakın. Yani peygamberimizin hayatından başlayıp Ebubekir ve Ömer Efendimizin hayatındaki savaşlarda dahi iman ordusu hep daha az kişiydi ama hep daha çok kişiyi yendi. Çünkü Allah'ın yardımı her şeyin üstündeydi. Bunu bilmek lazım günümüze de vurduğumuzda. İşte hiçbir şeyden o iman ordusu yılmıyordu. Korku yoktu çünkü Allah'ın yardımına güveniyorlardı. İslam mücahitleri savaş meydanına doğru atlarını sürdüler. Cenk başladı. Cenk sahnesi bir ana baba günü olmuştu ki kıskançlık diyor şakırtılarından, Allah Allah nidalarından gökler inliyordu. Fakat 120 bin kişilik dağ gibi bir küfür ordusu vardı. Bu küfür dağını eritmek için kuvvetli bir iman ateşine ihtiyaç vardı. Ne yazık ki diyor iman ordusu sayıca ve kuvvetçe diğer ordunun yarısı bile değildi. Müslümanlar şiddetle hücum ediyorlardı. Bizans ordusu inatla karşı duruyordu. Çetin bir cenk oluyordu. İslam ordusu bir türlü kaleyi fethedemiyordu. Allah Resulü'nün şanlı halifesi Hazreti Osman uzun zaman diyor ordudan haber alamadı. Bu orduya ne olmuştu? Niçin zafer müjdesi kendisine gelmemişti? İşte masum efendi diyor, masum olan Osman efendi içi içine sığmıyor, ırmak ırmak çağlayıp taşıyordu. Yeni bir ordu kurmaya karar verdi. Her tarafa haberler uçurdu. Allah yolunda cihad etmek için Müslümanları teşvik etti. Abdullah bin Zübeyri diyor, bu yeni ordunun başına getirdi. Ey kumandan dedi, hadi göreyim seni, Allah yolunda can feda etmenin zamanıdır. Bana zafer müjdesini en yakın zamandan gönder. Kumandanın cevabı, peki ey müminlerin emiri oldu. Ordu Nur şehri Medine'den hareket etti. Dağlar, çöller, dereler aşıldı ve Trablus önlerine o yardımcı ordu vardı. İslam ordusu yardımcı kuvvetlerin geldiğini görünce yeniden diyor şahlandı. Ve yardımcı kuvvetlerin kumandanı Abdullah bin Zübeyr radıyallahu an gelir gelmez ayağının tozuyla savaşa katıldı. Ortalığı adeta diyor birbirine kattı ve Bizans ordusuna hayret ve dehşet içinde bıraktı. İslam ordusunun kumandanı görünürlerde yoktu. Başkumandan nerede olabilirdi? İşte diyor böyle bir zamanda orduyu başsız bırakmak ne demekti? Abdullah bin Zübeyr öfkeyle bağırdı. Ey Müslümanlar, sizin kumandanınız nerede? Kumandan saklandı dediler. Nasıl olur diye söyleyince Bizans kumandanı
İslam kumandanının başını getirene 100 bin altın vereceğini, kızı ile evlendireceğini savaş meydanında ilan etti. Bundan dolayı kumandanımız saklandı dedi. Allah Allah, böyle şey mi olur diye Abdullah bin Zübeyir çıkıştı ve hemen işe el attı. Başkumandan Abdullah bin Saad'ı aradı, onu gizlendiği yerde buldu ve haykırdı. Ey kumandan, bu ne hal? Sende her kim Bizans kumandanının başını getirirse 100 bin altın vereceğim, kızını da onunla evlendireceğim ve onu Afrika valisi yapacağım diye niçin ilan etmiyorsun? İşte uyanıklığa bakın. Şimdi diyor, hiç vakit kaybetme ve böyle bir ilan yap. Başkumandan Abdullah bin Zübeyr'e haklı konuştun dedi. Ve aynen onun dediği gibi ilan yaptı. Bu defa korku ve saklanma sırası Bizans'ın kumandanına gelmişti. Cenk diyor bütün şiddetiyle devam ediyordu. Her iki ordu yoruluncaya kadar dövüşüyor, akşam olunca karargahına çekiliyor. Sabahleyin tekrar kılıcına yapışıyordu. Artık kılıçlar havada pırıltı kavisler gibi çizerek birçoğunu cansız bir şekilde yere seriyordu. Bu böyle ne kadar devam edecekti ve bunun için bir çare bulunmalıydı. Bir gün diyor Abdullah bin Zübeyr iman ordusunun en seçkin süvarilerinden bir birliği savaşa sokmadı o gün. Ve ey kahraman erler dedi, siz çadırlarınızda istirahat ediniz. Her iki ordu da adet olduğu veçiyle sabah olur olmaz cenk sahnesine geldiler. Abdullah bin Zübeyr düşman askerinin yorgun ve bitkin olduğu zamanı kolluyordu. Çadırda çünkü asıl ordu dinleniyordu. Nihayet beklediği an geldi, düşman askerinin ayakta duracak gücü bile kalmamıştı. Hemen çadırda istirahatte olan süvari birliğini yıldırım hızı ile diyor savaş sahnesine sürdü. Ve süvariler o atın ayaklarının sesleriyle birden ortalığı inletti ve savaş meydanını kuşatıverdi. Arslanlar gibi diyor hepsi dövüşüyorlardı. Bizans ordusu hayret ve dehşet içinde korku dolu gözlerle bakınıyordu. Bahadırlar bahadırı olan Abdullah bin Zübeyr bir ara Bizans kumandanını gördü. İçi sevinç kabardı ve bir arslan gibi üzerine hamle yaptı. Ve bir feryat ortalığı inletmişti öldüm diye. Abdullah bin Zübeyr küfür heykelini o Bizans kumandanını bir vuruşta biçmişti. Kızını da esir aldı. İslam ordusu yeni bir güç kazandı. Tekbir sesleri Kuzey Afrika'da Trablus'ta ortalığı inletiyordu. Bizans ordusu adeta perişan olmuştu. Cenk meydanı bir kan havuzunu andırıyordu. Allah'ın birliğine ve onun dinine inanmayan nasipsizler şimdi ebedi azap diyarını boylamışlardı. Zafer yine İslam'ındı. İman her yerde izzet, küfür her yerde zilletti. Hazreti Osman Efendimizin zamanı Kuzey Afrika'nın fethi. Bu cenkte iman ordusunun eline pek çok ganimet geçti. İslam mücahitleri gayretlerinin karşılığını daha dünyada iken bile alıyorlardı. Yayalara biner, atlılara da üçer biner altın dağıtıldı. İslam ordusu zafer sevinciyle köpürüp taştı. Mücahitlerin can gözleri açıldı. Allah yolunda savaşmak için yine hazırlığa başladılar ve atlarıyla beraber Endülüs istikametine sıra geldi Endülüs'e. İspanya yani. Eski ismi Endülüs. İspanya'ya akınlar başlamış oldu. Ganimetten 5'te 1 hisse ayrıldı. Hazreti Abdullah bin Zübeyr bu hisseyi Medine'ye götürdü. Allah Resulü'nün halifesi Hazreti Osman'a takdim etti. Peygamber beldesinde ganimetin dağıtılması çok güç oldu. Açık arttırma ile satışa çıkarıldı. Mervan bin Hakem toptan satın aldı. Fakat diyor parayı ödeyemedi. Hazreti Osman paranın bir kısmını Mervan'a bağışladı. Ve Kuzey Afrika'nın fethi gerçekleşmiş oldu. Trablus fethedildi. Sıra nereye geldi? Endülüs'e. İnşallah Hazreti Osman Efendimizin hayatında Endülüs'e olan akınlar. Hilim, haya, edep, ahlak ve yumuşaklık abidesi olan Hazreti Osman orduya hazır ol emrini tekrar verdi. Kuzey Afrika'nın fethi tamamlanmış, artık sıra İspanya'ya gelmişti. Hazreti Osman ordu kumandanına gönderdiği nameye şöyle dedi.
Konstantiniye, İstanbul, Endülüs tarafından fetholunur. Ya o Konstantiniye'nin fethi müjdeleri, umutları hepsinde vardı sahabe efendilerimizin. Ve tabii ki bizim İstanbul'umuz, o Fatih'in fethettiği İstanbul. Bu cümlesini koydu. Zira iman ordusu İstanbul'un fethine büyük bir önem veriyordu. Bütün Müslümanların gönlü bu fethin hasretiyle doluydu. Sonsuzluk Nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu fetih elbette Müslümanlar tarafından gerçekleşecek demişti. Resuller serverinin müjdesine ermek ne büyük bir devletti. Allah'ın sevgilisi ne demişti? O Konstantiniye'yi fethedecek komutan ne güzel komutan, orayı fetheden asker ne güzel asker. İşte Fatih'in ordusu, Osmanlı ordusu, bizim Türk ordumuz, Allah'ım onların hepsinden razı olsun ki onlara nasip oldu. Resulullah Efendimizin övgüsüne mazhar olan bir kumandan Fatih Sultan Mehmet Han ki bizim ecdadımız, ne kadar övünsek azdır. Zaten o halifelerden sonra Selçuklu Devleti kurulduktan sonra tam Osmanlı Devleti başından itibaren Selçuklu'dan itibaren İslam'a en büyük hizmet, Kur'an ve sünnete en çok sımsıkı sarılanlar kimler oldu? İşte bizim milletimiz oldu. Ve Ehl-i Sünnet'i tek müdafaa eden, o yüzden Arabistan'da Vahabiler vesaire oralarda çoğaldı. Oradan Ehl-i Sünnet yolu şaşılınca, Şialar vesaire Vahabiler bütün sıkıntılı devirler başlayınca işte Ehl-i Sünnet yolu kim tarafından devam ettirildi? O 900'lü, 800'lü, 700'lü yıllar Allah dostları o zaman özellikle Buhara tarafında. Bakın Kusem İbni Abbas, Hazreti Abbas Efendimizin çocuklarından peygamberimizin başını okşadığı o Kusem İbni Abbas kabri şerifi Semerkant'ta, biliyor musunuz? O Semerkant'a giderseniz Rabbim nasip eylesin, ben gittim kabrini de ziyaret ettim elhamdülillah. Hep o taraflara cenkler, o taraflara yayılınca onlar sahabe efendilerimiz Kur'an ve sünneti, Resulullah Efendimizin hayatını çok iyi bildiği için oradaki insanlara anlattı. Bu yüzden o Buharalar, Semerkantlar neden Ehl-i Sünnet yolunun kaleleri oldu ve daha sonra Anadolu toprakları? Çünkü o Arabistan'da o sahabe efendilerimizden sonra ve Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz, Hüseyin Efendimizin şehadetinden sonra sıkıntılı insanlar hep Ehl-i Sünnet yolunu saptırdılar. Ve Arabistan'da İslam Ehl-i Sünnet yoluyla devam edemedi. O yüzden günümüzdeki Araplar mesela Kabe'ye gidiyorsunuz sünnetten bir haber çoğu. Yani namazların sadece farzlarını kırıp adeta kaçıp gidiyorlar. Sünnet ibadetleri yok vesaire. İşte yüzyıllardır Arabistan'daki şu anki son 400-500 belki 1000 yılki Araplar İslam'ı Kur'an ve sünnete göre hakiki bir şekilde yaşamaktan uzaklaştılar, içlerinde bölündüler. Ama o zaman İstanbullara gelen Eba Eyyubel Ensariler, işte Semerkantlara gelen Kusem bin Abbaslar, nice sahabe efendilerimiz ne yaptı? O Hasan-ı Basriler gitti Şamlara, Bağdatlara. İşte buralara gelen o Hasan-ı Basriler, Habibi Acemiler, Sırrı Sakatiler, Bişri Hafiler, Marufu Kerhiler, Cüneydi Bağdadiler ve öbür tarafa giden Buhara tarafındayken Kusem İbni Abbas radıyallahu anh'tan sonra o Nakşibendi silsilesi aynı şekilde Ali Ramiteni Hazretleri, onun gibi Nakşibendi Muhammed Bahattin Hazretlerine gelene kadar Resulullah torunları, Emir Sultan, Emir Buhariler, Bursa'mızda kabri şerifi biliyorsunuz. İşte bu taraf Ehl-i Sünnet'in kaleleri olmaya başladı ama Mekke, Medine ve o taraflarda yine içlerinde çok vardı Ehl-i Sünnet. Ama çok tefrikalar vardı, çok sıkıntılar vardı. O zaman Yezidler vesaireler ne yaptı? Ehl-i Sünnet yolunu saptırdı. İran tarafından o Şialar çıktı. O yüzden bugün hani Araplara baktığımızda ne oluyor? Bir eksiklik görüyoruz. Yani Umre'ye gittiğimizde de vesaire hem temizlik konusunda hem sünnetler konusunda, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı konusunda, kabir ziyaretleri konusunda, hele en son Vahabiler 1900'lerde o İngiliz tarafından o Vahabi getiriliyor başa ve tamamen perişan oluyor. O yüzden hani şu anki Arabistan'daki insanların itikadıyla o zamankileri kıyaslamayın. O yüzden ağzınızdan o ırkçı sözleri kullanmayın. Ya şu Araplar böyle bilmem şöyle. Senin peygamberin, alemlerin sultanı da bir Arap'tı. O yüzden öyle ağzımızda kelimeleri seçerken, ağızdan kelimeler çıkarken 3-5 kere düşünüp konuşmak lazım.
sevgili dinleyicilerim. O zaman işte sahabe efendilerimiz Ahmet Yesevileri yetiştiriyor. Kazakistan'da o Ahmet Yesevi var ya, Ahmet Yesevi dediğimiz Allah dostu Osmanlı'nın manevi sultanlarının neredeyse çoğunu yetiştiren Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre Hazretleri, Tapduk Emre Hazretleri, işte bu Şeyh Edebali Hazretleri, onların hepsi o taraflardan Anadolu'ya gönderiyor. O kadar uyanık ve büyük bir evliyaullah ki Ahmet Yesevi Hazretleri. Ve daha sonra her bir mananın sultanı, yani bir kumandan varsa orada bir manevi sultan da oluyor. Ve onu manevi olarak Allah ve Resulüne göre yetiştirip İslam'a hizmet etmelerini sağlıyor. Allah'ım cümlesinden razı olsun. İşte Osman Efendimiz zamanında da Endülüs'e gitmeye çalıştılar, İspanya'ya. Ne oldu? İstanbul da hedefleriydi daha sonra. İstanbul'u da istiyordu çünkü peygamberimizin övgüsü vardı. Ve devam etti. Allah diyor Rum Konstantiniyesi, yani İstanbul'u müminlere tesbih ve tekbirlerle aşmadıkça kıyamet kopmaz dedi Hazreti Osman Efendimiz de. Çünkü peygamberimiz böyle dedi. Yani o topraklara nasıl gidişler olduğundan bahsetmek istedim sizlere. Burada kıyamet kopmaz tabiri hadisenin muhakkak olacağını söyledi. Ve asırlar ve devirler geçecek, Allah Resulü'nün dediği aynen çıkacak ve İstanbul'u Müslümanlar fethedecek. Nitekim Ulu Hakan Fatih Sultan Muhammed Han İstanbul'u Edirne'den, yani batıdan hareket ederek kuşatacak ve İstanbul batıdan gelen Müslümanlar tarafından fethedilecek. Koca Fatih şanlı ordusuyla Bizans'ı yere serip ezan sesleriyle Ayasofya'yı inletecekti. Ve o Ayasofya elhamdülillah bu cuma namazında Allah'ın izniyle açılıyor. Yani ne kadar Rabbimize şükretsek az. Hazreti Osman'ın emriyle harekete geçen iman ordusu Endülüs'e hareket. Küçük birlikler halinde İspanya'ya geçti. Akınlar başladı, İslam kılıcı yine iman kınından çıkarıldı ve küfrün bağrına dayandı. İman ordusunun başkumandanı Mısır'a döndü. İrfan denizine gark olmuş o din büyüğü Hazreti Osman, Abdullah bin Nafi bin Kays'la Afrika valiliğine tayin etmişti. Müminler emiri Hazreti Osman, ganimetten Abdullah bin Sarh'a büyük ihsanlarda bulundu. Peygamberler halifesinin bu hareketi dedikodulara yol açtı. Bu sebeple verdiklerini geri aldı. Bu hadise daha ileride doğacak fitne ve fesadın tohumlarından birisiydi. Hazreti Osman Efendimiz'e çok büyük fitneler, fesatlar yapacaklar ve şehit edeceklerdi. Bu da diyor başlangıçlarından biriydi. Hazreti Osman yumuşaklık ve ahlak tecellisinden meydana gelmiş yüce bir sultan idi. Gönlü ilahi ürperiş içinde yüce Mevlasını anardı. Peygamber sevgisiyle bahtiyar olmuş erlerdendi. Daima eli altındakilere ihsan ederdi. Ve Kıbrıs'ın fethine geldik. Kıbrıs coğrafi durumu itibariyle çok önemli bir ada idi. Böyle bir adanın düşman elinde bulunması İslam'ın atisi, yani dayanıklılığı bakımından çok önemliydi. Bu ada en kısa zamanda İslam nuruyla aydınlanmalıydı. Tevhid sancağı orada da dalgalanmalıydı. Nura hasret kalan insanlar İslam'ın gönüllere şifa sunan pınarından o Kıbrıs'ta da diyor içmeliydi. Bunun için Müslümanların büyük fedakarlık göstermesi gerekiyordu. Şam valisi Hazreti Muaviye radıyallahu anh müminler emiri Hazreti Osman'a başvurdu. Ey müminler emiri dedi, donanma yaptırmak, İslam dinini denizler aşırı ülkelere götürmek ve Kıbrıs'ı fethetmek istiyorum. Ne dersin? Hazreti Muaviye dedi bunu. Hazreti Osman derhal diyor müsaade etti. Ve Hazreti Muaviye donanmayı hazırladı. Halkı Allah yolunda cihad etmek için gönüllü olarak bu sefere katılmaya davet etti. Ve ey Müslümanlar dedi, Allah için can feda edecek olan varsa bize katılsın. Biz Allah'ın izniyle Kıbrıs üzerine yürüyeceğiz. Müslümanlar diyor yeni bir azim ile ileriye atıldı. Bu sefere gönüllü olarak yüzlerce insan katıldı. Hatta gönüllüler içinde Allah Resulü'nün muazzez sahabilerinden Ebu Zer Gıfari, Hazreti Ebu Derda ve Ubade İbni Samit El Ensari bile bu gönüllüler arasındaydı. Hazreti Muaviye diyor ordunun başbuğluğunu Abdullah İbni Kays'a verdi.
ordu coşkun bir iman hamlesiyle denizler ülkesine hareket etti. Mısır valisi Abdullah İbni Sa'd da Mısır'dan hareket ederek gemilerle Kıbrıs'a vardı. İki İslam donanması burada birleştiler ve Kıbrıs'a yöneldiler. Kıbrıs seferine Ubade İbni Samit'in eşi ve sonsuzluk nebisinin halazadesi, halasının kızı olan Ümmü Haram da eşiyle birlikte katılmıştı. Vaktiyle Allah sevgilisi bu hadiseyi Nur şehri Medine'ye haber vermiş, mucizelerinden birini daha göstermişti. Ve şöyle olmuştu diyor o gün. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o halasının kızı Ümmü Haram'ın evini şereflendirdiler. Ve orada birazcık uyuyup sonra gülümseyerek uyandılar. Geçmişten bahsediyor. Ümmü Haram sordu hala kızı. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, niçin gülüyorsun? Rüyamda dedi, ümmetimden bir topluluğun gemilerle denize açıldığını gördüm. Onun için sevincimden güldüm. Bakın ta Kıbrıs'ın fethini vefat etmeden önce müjdeliyor. Peki dedi, ey Allah'ın Resulü dua et de ben de onların arasında olayım. Halasının kızı diyor bunu. Ve sen de onların arasında olacaksın inşallah dedi. Ve Ümmü Haram diyor sevincinden uçtu. Kainatın efendisi tekrar uyudu. Yine gülerek uyandı ve Ümmü Haram yine sordu. Ya Resulallah niye gülüyorsun? Peygamberler peygamberi yine cevap verdi. Ey Allah'ın Resulü dua et de, aynı cevabı verince, dua et de ben de onlardan olayım deyince, sen de onlardansın ve ilklerindensin dedi. Ümmü Haram diyor başına konan bu gökler dolusu devlet karşısında sevincinden adeta uçmuştu. Aradan işte seneler geçecek ve Allah Resulü'nün bir mucizesi daha gerçekleşecek. Hazreti Osman devri, Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın ordusu, Resulullah Efendimizin hala kızı Ümmü Haram da o geminin içinde. Ve Kıbrıs'ta ebediyet alemine göçüp vefat ediyor. Bakın Ümmü Haram ve kocası Kıbrıs'a çıkıyor ve orada şehit oluyor. Görüyor musunuz ya? Kıbrıs'ta da peygamberimizin halasının kızının kabri varmış Ümmü Haram. İnşallah oraya da gitmek nasip olsun. Duruyor mudur kabir, durmuyor mudur bir araştırmak lazım. Kıbrıs'a ilk çıkan şehit. İşte Hazreti Osman'ın müsaadesiyle Hazreti Muaviye'nin hazırladığı İslam donanması denizleri kaynata kaynata Kıbrıs istikametine ilerledi. Hicretin 28. yılıydı. Kıbrıs istikametinde Suriye kıyılarından yola çıkan İslam gemileri kainat çapında bir hareketin öncüleriydi. Sülün gibi diyor bir teknede kumların üzerinden esen ilahi bir nefa ile denizleri kaynatmaya çıkmış bütün hamlenin bir örneğiydi. O vicdan sahibeleri hakikat elmaslarıyla dolmuş peygamber sahabisi Ebu Talha el-Ensari radıyallahu an. Allah yolunda dövüşkenliği ve kahramanlığıyla tanınmış, ok atma sanatında tek ve eşsizdi. Bedir'de başlayarak büyük cenklerin hepsinde bulundu ve binlerce imansızın ciğerini o okuyla delip ebedi azap diyarına gönderdi. Mukaddes İslam'ın müthiş imtihanıydı. Müthiş bir gün ve müthiş bir an. Uhud'un gazasında sonsuzluk nebisine vücudunu sipar etti ve düşman okları yağmur gibi yağarken imanlı göğsünü oklara hedef yaptı. Allah'ın sevgilisi düşmandan yağan okların nerelere düştüğünü görmek için diyor, mukaddes başlarını uzatmak istedikçe, ey Allah'ın Resulü diyordu, anam babam sana feda olsun, başını uzatma ki düşman oku sana zarar vermesin. Eğer sana bir zarar gelirse bütün insanlık helak olur diyordu. İşte o Ebu Talha el-Ensari. Ve Resulullah Efendimizin için canını yine her an feda etmeye hazırdı. Resuller serveri şöyle buyurdu, asker içinde Ebu Talha'nın sesi 100 kişiden daha hayırlıdır. Huneyn gazasında tek başına 20 tane kafiri yine tepelemişti. Kılıcı yıldırımdan bir gülle gibi küfrün beynine patlıyordu. Nice imansızı azap diyarına gönderdi. İşte en büyük sıdkiyet ve teslimiyet örneği Hazreti Ebubekir de hak ve adalet güneşi Hazreti Ömer devirlerinde bütün fetih hareketlerinde de bulundu ve her biri destan çapında kahramanlıklar gösterdi. Allah yolunda son nefesini verinceye kadar mücadele etti. İslam ile şereflenince o diyor vesilesi de eşsizdi. Sevdiği ve izdivacına talip olduğu kadın
iman nuruyla nurlanmış bir mümineydi. Kadına diyor talip oldu, ondan da şu cevabı aldı. Benim de sende gözüm var, senin gibi bir bahadır reddolunmaz. Fakat sen kafirsin, bu yüzden evlenmemiz kabil değil. İslam'ın nuru ile nurlanmadıkça benim gözümde hiçbir değerin yoktur diyordu. Bakın o Ebu Talha el Ensari'ye diyor, daha Müslüman olmadan önce hanımı, yani evlenmek istediği bayan ne diyor? Sen diyor Müslüman olmadıkça benim gözümde hiçbir değerin yoktur. Ya Allah'ım bize salih ve saliha cümlemize inşallah isteyenlere eşler, hayırlı eşler versin. Evlatlarımıza, kardeşlerimize, evli olmayanlara hayırlı izdivaçlar nasip eylesin. Evli olanlara hayırlı, ahlaklı, imanlı evlatlar nasip eylesin. Bizlerin evlatlarını da salih ve salihalardan eylesin inşallah. Ve yine o sahabe efendimiz o gün Kıbrıs'ta, Kıbrıs üzerine sevk edilen İslam kıtalarına katılıyor. Ruhunda ilahi bir ürperiş, gönlü diyor köpük köpük Allah için kaçıncı kez belki de cenk ediyor. Fakat deniz üzerindeki seferin ilk günlerinde ecel onu yakalıyor. Allah Resulü'nün muazzez sahabisi uykusuz denizin ortasında, daha Kıbrıs adasının diyor karaltısı görünmeden dudaklarında şehadet kelimesi, ölüp de ölmeyenlerin diyarına, ebedi olan hayata, denizin içinde gidiyor üstünde. 7 gün gemide kalan mübarek naaşı, yüzünde ebediyet nişanı ve dudaklarında ilahi gülüşler. Ne bir kokma, ne bir çürüme, ne en küçük bir eziklik ve değişme. İşte muazzez sahabi Ebu Talha el Ensari Kıbrıs'a naaşıyla beraber çıkan ilk şehit. Ve özür dilerim. Onun kabri şerifi de diyor Kıbrıs'ta bulunuyor. Allah'ım şefaatlerine nail eylesin. Ve İslam donanması artık Kıbrıs sularına indi. Tekbir sesleriyle gökleri inlete inlete adaya yanaştılar. İman ordusunun kahraman elleri bir hamlede karaya ayak bastı. Ordunun başbuğu Abdullah bin Kays ansızın diyor vefat etti. O da tıpkı Hazreti Talha gibi eceli gelip vefat etti. İslam kılıcı küfrün bağrına dayanmıştı. Müthiş bir cenk başladı. İslam ordusu küfür, o küffarı adeta ot biçer gibi biçiyordu. İlk olarak Semulis Konstantiniye diyor yerle bir edildi. Ve Kıbrıslılar bu iman hamlesine dayanamadı. Barış istediler. Kıbrıs halkı ile Müslümanlar arasında barış yapıldı. Ve bunun şartları şöyleydi. Kıbrıslıların Bizans'a verdikleri 7000 altını Müslümanlara vermek, deniz savaşlarında gereken bilgiyi Müslümanlara öğretmek, buna karşılık Müslümanları Kıbrıs'ı himayesi altına alması ve düşmandan korunması. Kıbrıslılar bunu istedi. Böylece anlaşma yapıldı. Kıbrıs halkı bir zaman bu anlaşmaya sadık kaldı. Lakin diyor aradan zaman geçip İslam kılıcının ense köklerinden uzaklaştığını hemen görünce sözlerinde durmadılar. Gizli gizli Bizans'a yardım etmeye başladılar. Müslümanlara düşmanca ve haince planlar hazırladılar. Halbuki iman ordusu her gittiği yere hak, adalet, insaf ve merhamet götürüyordu. Bütün insanlığın saadeti için çırpınıyordu. Tek gayesi insanların Allah'a kulluk etmeleriydi. Fakat diyor vicdanları ziftli olan bu kafirler bu inceliği anlamıyorlardı. Bunun için fırsat buldu mu hemen Müslümanları arkadan hançerlemek istiyorlardı. Ve Hazreti Muaviye radıyallahu anh Kıbrıs'ı yeniden fethetmeye karar verdi ve o yıllar sonra hazırlık yine başladı. İman ordusunun Kıbrıs'ı fethettiğini gören Bizans imparatoru 500 teknelik büyük bir donanma hazırladı. Gözü kara diyor kafir, iman ordusunun hamlesini durduracak ve Kıbrıs'ta kendi üstünlüğünü muhafaza edecekti. 500 teknelik bir donanmayla Akdeniz'e açıldı. Suriye sahillerini abluka altına aldı. Kıbrıslılar bunu görünce Müslümanlarla yaptıkları anlaşmayı bozdu. Bizans tarafına geçtiler. Artık yeni bir savaş kaçınılmazdı. Hazreti Muaviye radıyallahu anh müminler emiri Hazreti Osman'dan yeni sefer için izin istedi. O Hazreti Osman da Mısır valisi Abdullah bin Sa'da emir verdi. Kıbrıs savaşına donanmanla sen de katıl ve Muaviye ile birlik ol. Mısır valisi harekete geçti. Hazreti Muaviye'nin donanması ile birleşti ve donanma kumandanlığına Mısır valisi tayin edildi.
Şimdi Akdeniz'in o engin suları diyor yeni bir savaşa sahne oluyordu. İslam donanması ile Bizans donanması çetin bir deniz savaşına tutuştu. Gemiler birbirlerine borda, hani birbirlerini savunarak kılıç ve hançerlerle kıyasıya savaştılar. İman kınından sıyrılan o İslam kılıçları ölüm kusuyordu adeta. Havada pırıltı kavisleri çizen İslam'ın o kılıçları küfrün beyninde yaralar açıyordu. İman ordusunun dilinde tekbir sesleri gökleri inletiyordu. İslam mücahitleri coşmuş Allah Allah nidalarıyla kılıç sallıyordu. Ve denizin üstü Bizans cesetleriyle adeta dolmuştu. Amansız bir savaş vardı. Bizanslılar bozguna uğradı. Müslümanların hücumlarına dayanamadı. 500 teknelik muazzam Bizans donanması adeta paramparça oldu. İmparator canını kurtarmak için Sicilya adasına kaçtı. Sicilyalılar onun zulmünden usanmışlardı. Bu fırsatı değerlendirerek küfrün kölesinin başını bedeninden ayırıp orada onu öldürdüler. Bizans daha sonra işte Osman Efendimiz zamanı Kıbrıs'ın fethi. Unutmuyoruz. Kumandan kim? Hazreti Muaviye radıyallahu an. Ve Bizans Akdeniz'den diyor çekildi. Kıbrıs yeniden fethedildi. Rodos Müslümanların eline geçti. İslam donanması Akdeniz'de hakimiyet kurdu. İman ordusu Allah'ın kendilerine lütfettiği bu zaferler karşısında ırmak ırmak çağlamıştı. Zafer müjdesi Hazreti Osman'a ulaşınca Hazreti Osman radıyallahu an hemen Rabbine secdeye kapıldı, gözyaşlarıyla hamd etti. Bu savaşla İslam donanması o kadar haşmete bürünmüştü ki İslam bayrağını taşıyan gemiler ta ki İstanbul önlerine kadar denizleri yara yara gideceklerdi. Bütün dünya iman ordusunun önünde artık eğiliyordu elhamdülillah. İman ordusu diyor coşkun bir hamle ile daima ileriye atılıyordu. İslam'ın nur serpen ordusunun tek gayesi vardı. Allah'ın dinini bütün cihana yaymak. Bakın tek amaç işte bu. Bugün işte bütün ufuklarda Allahu Ekber sesini yükseltmek. Evet, bunca gayretler bunun içindi. Bunca canlar bu dava için veriliyordu. Çünkü hidayet edecek olan sevgili dinleyicilerim Allah Celle Celaluhu. Bizler bu hayattaki kısa ömrümüzde şu dini mübini İslam'a ne kadar hizmet edersek işte o zaman Allah katında değerimiz artacak. Ta ki Medine'den kalkıp İstanbul'a kadar gelen iman ordusunun tek amacı buydu. Ya biz bugün bu görevimizi hiç üstlenmiyoruz. Bugün belki bizler savaşarak, belki kılıçla, topla, tüfekle olmuyor bu iş. Ama bu iş nasıl oluyor? Emri bil marufla oluyor. Bu iş bir kardeşimize Allah ve Resulünün sevgisini aşılamakla oluyor. Bu iş Allah ve Resulünün yolunda sahabe efendilerimizin o mübarek hayatlarını, onların o güzel şekilde İslam'ı nasıl anlayıp yaşadığını öğrenip biz de bunları yaşayıp çevremize, eşimize, komşumuza, evladımıza, çocuğumuza, herkese faydalı birer mümin olarak emri bil maruf görevini yerine getireceğiz inşallah. Evet sevgili dinleyicilerim. Devam ediyoruz. Daha sonra İran tekrar fethediliyor. İran'da tekrar karışıklık çıkıyor. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında fethedilmişti. Daha sonra Osman Efendimiz zamanı devam ediyoruz. Vicdan sahifeleri küfür killeriyle lekelenmiş olan İran hükümdarı Yezdicert, Hak ve Adalet Güneşi Hazreti Ömer'in ebediyet diyor alemine göçtükten sonra sevincinden deliye döndü ve küfür sırtlarını tekrar saltanatına kavuşturmak sevdasına düştü. İran'ı geri almak istedi. Ve İran'dan Müslümanları çıkarmak istedi. İran, Ermenistan, Azerbaycan ve Horasan halkı zekat vermek diyor istememişlerdi. Yer yer mukaddes İslam'dan dönmeler, ayaklanmalar İran'da başladı. İslam'ın azamet nurunu söndürmek isteyen o Yezdicert bu fırsatı kaçırmak istemedi ve yeniden ordular donattı. İslam'a karşı ayaklanmalar onun işine geliyor ve bu ayaklanmaları o kışkırtıyordu. Haber Allah Resulü'nün halifesi Hazreti Osman'a ulaşınca din erlerinin ulusu hemen Basra valisi Hazreti Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'ı İran'da başlayan ve ayaklanmayı bastırmaya memur etti. Fakat Basralılar valilerinden şikayetçi olduklarını müminler emirine bildirdi. Bunun üzerine Hazreti Osman
Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh ne yaptı? Azletti. Onun yerine Abdullah bin Amir'i Basra valiliğine getirdi. Aynı zamanda İran'daki ayaklanmayı bastıracak ordunun başına da onu verdi. Umman ve Bahreyn'de bulunan ordunun kumandanlarına şu emri verdi. Ey kumandanlar, emrinizdeki birliklerle beraber Basra valisi Abdullah bin Amir'in kumandasına gidiniz ve hep birden İran'ın üzerine yürünüz. Kumandanlar kumandanı o müminler emirinin dediği gibi hareket etti. İslam ordusu yeniden birleşti ve o atlarıyla beraber İran istikametine yöneldi. Artık yeni bir cenk başlayacak. İslam'dan diyor dönen ve isyan eden o İranlılar cezalarını çekecekler. İman ordusu nurdan bir ırmak gibi İran'ın üzerine hareket etti. İranlılar adeta diyor apışıp kaldılar ve iman ordusunun önünde duramadan perişan oldular. Müslümanlar yeni bir zafer daha kazanarak tekrar o İran'ı güzel bir şekilde fethetti ve o Yezdicerdi de öldürdüler. Nasipsizler nasipsizi o kumandan oranın eski hükümdarı azap diyarını boyladı. Ve böylece Sasani hanedanı dünya sahnesinden tamamen o Sasani imparatorluğu silinmiş oldu. Ermenistan'ın ayaklanması. Hak ve adalet güneşi Hazreti Ömer'in şehiden diyor. Vefat ettiğini öğrenen Ermenistan halkı Bizans'ın da yardımına güvenerek ayaklandı. İrfan denizine gark olmuş Hazreti Osman, Habib İbni Mesleme'yi Ermenistan ayaklanmasını bastırmak için memur etti. Müminler emirinin emriyle Habib İbni Mesleme ordusu diyor harekete geçti. Bizans hakimiyetindeki Erzurum'u kuşattı. Muhasara pek kısa sürdü. O Erzurum İslam ordusuna teslim oldu. Erzurum'umuz bizim ta Osman Efendimiz zamanından olmuş İslam ordusuna katılmış. Bizans büyük bir ordu ile Erzurum'u yeri almak için yürüyüşe geçti. Yine kanlı bir savaş başlayacak. Yine nice küfür delisi cehennemi boylayacaktı. Nitekim Habib İbni Mesleme kumandasındaki İslam ordusu ile Bizans ordusu Fırat Nehri'nin kenarına karşı karşıya gelmişlerdi. Amansız bir savaş başladı. Bizans ordusu perişan oldu. Müslümanlar yeni bir zafer daha kazandı. Allah Resulü'nün en sadık dostu, müminlerin ulusu Hazreti Osman her tarafa diyor, ordular ve birlikler göndermeye devam etti. Halifenin emriyle Selman bin Rebi'a da Ermenistan üzerine yürüdü. Yıldırımdan bir gülle gibi Arran kalesine tosladı ve kaleyi fethetti. İslam mücahitleri taşkın seller gibi küfür bentlerini yıkarak ilerliyordu. Barza diyor şehrine hücum ettiler ve orayı da İslam kumandasına aldılar. Ermenistan Hazreti Osman'ın hilafeti müddetince Müslümanların elinde kaldı. Ne yazık ki daha sonra çıkar için iç karışıklıklar sebebiyle İslam ordusu orayı terk etmek zorunda kaldı. O Ermenistan ne olmuş? Osman Efendimiz zamanında Müslüman olarak kalıp daha sonra tekrar elden gitmiş. İslam'ı tam olarak anlayamamış olan kimseler Hazreti Ömer'in diyor vefatını yine fırsat bildiler. Azerbaycan halkı da bu talihsizlerdendi. Zekat vermeyiz diye isyan ettiler. Ve Hazreti Osman Azerbaycan ayaklanmasını bastırmak için Velid bin Ukbe'yi vazifelendirdi. Velid bin Ukbe kumandasında iman ordusu küfeden Azerbaycan'ın üzerine yürüdü. İslam mücahitleri Allah Allah sesleriyle diyor gökleri inletiyordu. İman kılıcı yine kınından sıyrılmış ve küfür ormanını, o küffar ordusunu biçiyordu. Cenk sahnesine süzülen iman arslanları Allah'ın mukaddes dinini korumak için canla başla savaşıyorlardı. Çetin ve amansız bir savaş oldu ve zafer yine iman ordusunundu. Azerbaycan yeniden fethedildi ve Azerbaycan halkı Müslümanlara senede 800 bin dirhem haraç vermeyi kabul etti. Ve bu sebeple barış yapıldı. İman ordusunun başbuğu, kumandanı Velid bin Ukbe Azerbaycan'da kaldı. Ve Selman bin Rebi'a kumandasındaki o nur serpen ordu Ermenistan ayaklanmasını doğrudan bastırmak üzere Ermenistan'a gitti.
İslam'ın nur serpen ordusu her gittiği yere hak, adalet, fazilet, ilim, irfan, medeniyet ve güzel ahlak götürüyordu. İşte sizlere sohbetimin başında anlattım ya. O zamanki fetihlerde giden sahabe efendilerimiz, her bir alemlerin sultanının cemalini görmüş sahabe orada yüzlerce halkı yetiştiriyordu. O yüzden o Horasan tarafı, o yüzden o şimdi Buharalara gidilecek. Kusem İbni Abbas radıyallahu an, o Semerkantlar fethedilecek. İşte buralar fethedildikçe, oralarda ehli sünnet yolu, sahabe efendilerimizin hakiki İslam'ı anlayıp yaşadığı yol devam edecek. Bakın Medine-i Münevvere'de bir rivayet diyor 20 bin ya da 30 bin sahabe efendimizin kabri var. Birçoğu da peygamberimiz zamanında vefat edip ondan sonra Hazreti Ebubekir ve Ömer efendimiz zamanında vefat eden. Osman efendimizden sonra tefrikalar, Osman efendimiz şehit edilecek. Ali efendimiz gelecek Hazreti Muaviye ile. O bir savaş gerçekleşecek. İki iman ordusu ilk defa birbiriyle savaşacak. Bunları da işleyeceğiz. Burada iki tarafta aslında yani çok ince ayrıntılar, çok ince konular, hepimizin konuşurken bile dikkat etmemiz, ağzımızdan çıkanlara dikkat etmemiz gereken hassas konular var. Bunları Hazreti Ali Efendimizin hayatında işleyeceğiz. İşte bundan sonra düşünsenize, sadece Medine-i Münevvere'de Cennetül Baki'de 20-30 bin diyor sahabe kabrinden bahsediliyor. Ama ve lakin sadece Veda Haccı'nda 120 bin ashab var. Nerede bu 90 bin? İşte düşünün, sahabe efendilerimiz ya şehit olmuş ya da şehit olmak için emri bil maruf için dünyanın her yerine, kimisi ta Çinlere kadar gitmiş bir sahabe efendimiz. Kimisi işte Kusem İbni Abbas, peygamber torunu. İsterse Medine'de oturur paşalar gibi bakarlardı onlara. Eba Eyyübel Ensari, İstanbul'umuzun sultanı. İsteseydi Medine'de otururdu. Peygamberimizle aynı evde misafir etmiş olan Eba Eyyübel Ensari. İstanbul'un fethinin müjdesi duyunca 90 küsür yaşında atının üstünde İstanbul surlarına, diğer sahabe efendilerimiz birkaç kişi daha var. Peygamberimizin süt kardeşi Ebu Şeybetül Hudri radıyallahu anh da var. Bunun gibi diğer sahabeler, 20 küsür tane sahabe efendimiz İstanbul'un fethinde, fetih surlarında kabri şerifleri var sevgili dinleyicilerim. İstanbul'a gittiğinizde sahabe kabirleri yazın, araştırın. İstanbul'da olanlar, bizi İstanbul'dan izleyenler de özellikle söylüyorum. Yani bastığınız topraklar, vallahi toprak diyerek geçme tanı diyor ya hani Mehmet Akif. Düşün altınca binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. İşte bu cennet vatanın altında nice sahabeler, nice evliyalar, nice Allah dostları, nice mürşitler, nice Çanakkale'de şehitler, İslam topraklarında, Türk topraklarını, şu cennet vatanımızı, İslam ordusunu savunmak için canıyla dişiyle savaşan nice şehidi şüheda var. O yüzden o yürüdüğümüz topraklarda dikkatli olacağız. Besmele çekeceğiz. Şu topraklarda salavatlar getirerek her bastığınız yerde bir şehidin kanının olduğunu düşüneceksiniz. İdrak edeceksiniz. Bir karış toprağın değeri bile ne kadar önemli olduğunu bileceğiz. Allah'ım tekrar o toprakları İmanla, Kur'an'la, namazla, zikirle inletebilmeyi nasip eylesin. İnşallah cümlemize Hadi ismiyle hidayet eylesin. İşte sevgili dinleyicilerim, nerede kaldık? Hazreti Osman Efendimiz zamanı. O Ömer Efendimiz'den sonra bazı yerler tekrar ayaklandı. Onları da bir yandan dindiriyor. Bir yandan Kıbrıs fethediliyor. Bir yandan Ermenistan tekrar fethediliyor. Bir yandan ne oluyor? O Kuzey Afrika, Trablus fethediliyor. İşte Hazreti Ömer Efendimiz zamanında gerçekleşenler. Şimdi bir dahaki sohbetimizde Horasan'a geldik. İran'ın doğusundaki belde Horasan'ın fethi ve Hazreti Osman Efendimiz'in devlet idaresini inceleyeceğiz Allah'ın izniyle. Daha sonra da konularımıza, Osman Efendimizin hayatına sırayla devam edeceğiz. Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Bir dahaki bölümümüzde inşallah görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.